Peygamberimizin estetiğe verdiği önemi sadece buradan değil, sanatçıya verdiği değeri biz hayatında öğreniyoruz. Şaire çok büyük değer veriyor Peygamberimiz. Şiirlerini bazen ezberliyor. Bazen ezberlediği şiirleri kendisi okuyor. Bazen sevdiği bir şairin şiirini başka birinden istekte bile bulunabiliyor. Ya işte şu şairin şiirini okuyabilir misin diye. Ve Peygamberimiz sesi güzel olanlara ayrı bir ihtimam gösteriyor. Yani onların terennümlerini istiyor. İlahi okumalarını istiyor. Melodik yapılarla. Ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlara ayrı bir ihtimam gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum. Peygamberimiz güzele, güzelliğe ve o güzelliği inşa eden, o güzelliği sesiyle, eliyle, sanatıyla neyse inşa eden herkese de büyük değer veriyor. Dolayısıyla bütün İslam devletleri, İslam ülkeleri bu düstur üzerine inşa edildiği için Müslümanlar da sanata ve sanatçıya, bu hangisi olursa olsun, büyük değer veriyorlar.